Selam. Erdemir. Sağ ol. Abi nereden kalkıyor? Hangi otobüs? Şimdi Erdemir ya. Maaşının meşhur. Göster bana da. Aa maaşın büyük sen. Daha arabalı şu... şahtı yani. He bu. Da. Ha bu benim. Tamam Erdemir. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. Ben normalde bir saat bekleyip öyle gidecektim. Çünkü portakal suyu şey falan aldım. Negim'in annesi de bana ekmek arası yaptı birkaç tane. Bisküvi falan verdi. Sağ olsun ellerinden öpüyorum. İzleyecekler bu videoyu. Neyse arabada otobüste yiyeceğim artık. 8 saat yolculuğum var. Hava inanılmaz sıcak. Ama klima çalışmaz diye düşündüm. Çalışıyormuş. Allah'tan. Erdebil'i gezeceğiz. Bu videoda Erdebil'i göreceğiz. Ben de hiç gitmedim Erdebil'i, merak ediyorum. Azerbaycan Türkleri yaşıyor orada genellikle. Bakalım nasıl karşılanacağız, neler yapacağız. Kalacak yerimi de ayarlamadık biz ama hadi bakalım nasıl. Arkadaşlar da şunu göstermek için lavaboya geldim. Sıvı sabun. Sıvı sabun şu borulardan şöyle dağılıyor. Şuradan akıyor işte. Tuvaletlerde sıvı sabun olması güzel. Mola verdiğimiz yer Zencan'a 1 saat. Erdebil'e 3,5 saat arkadaşlar. Ya adını bilmiyorum. Bir şehir herhalde burası ama adını tam bilmiyorum. Zencan'a 1 saat, Erdebil'e 3,5 saat yolum kaldı. 3,5-4 saat arası bir yolum kaldı. Bir şey yiyeceğim ama ne yiyeyim bilmiyorum. Kaç dakika sürer yapması? Kaç dakikaya çıkar? Kaç dakika? He. İşte. Yok. Heh. Şey, kaç dakika? 5 dakikaya olur mu? Acele olur mu? Tez. Heh, tez olur mu? Tez. Tamam. Nece Tömen? Sosis yap, sosis. Sosis. Bu şu an istiyor. Olsun. Necet Ömer 20 mi? 25. 25 tamam. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Sosis var içinde, salatalık falan var. 6 TL falan. Ve Erdebil'deyim arkadaşlar. Bura Erdebil Meydanı mı? Bura Azade. Senin adın Puryan mı? Puria. Puria. Evet. Puria. Arya İran'ın oğlu demek. İran'ın oğlu Arya. Evet. Kardeşim beni geldi. İndiğim otogardan aldı. Buradan taksiye bineceğim yere kadar getirdi arabayla. Ben buradan bir 40 dakika daha yol gideceğim. Hemen anlatayım olayı. Ben buradan koç buldum sabah. Koç surfing üzerinden. O arkadaş Covid çıktığı için şey yapamadık. Onda kalamıyorum. Ben sonra başka bir koç buldum. O da şehire yaklaşık herhalde Astara yolunda. Evet, Heyran'da. Heyran'da. Evet. Bilenler zaten Heyran, evet, bilir. Beni inatla orada onun villası varmış. Oraya çağırdı. Güzel bir yer. O da şöyle çağırdı. Benim WhatsApp'tan ona ben yazdım. Onun interneti açık değildi. Ben Instagram'a Erdebil'de yaşayan var mı yazdım. Puyam yazdı bana. İşte adamı aradık versen derken Puyam'la görüştü. Ben şu an taksiyle onun yanına gideceğim. Birkaç kişi daha bekliyoruz. Kardeşim teşekkür ederim sana. Çok sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bu arada Erdebil'i gezeceğiz arkadaşlar. Bugün orada kalacağım. Telefonu çekmiyorum şu an. Video çekeceğim oraları da. Yarın da şehir merkezine gelip o abiyle beraber, adı neydi? Adı Şeyhi'ydi. Şeyhi. Şeyhi evet. Abiyle beraber Erdebil'i gezdirecekmiş bana. Evet inşallah. İnşallah çok hoş geçer sizin. Bence geçecek zaman. Çünkü otobüste bile insanlar çok yardımsever davrandı bana. Evet, Allah razı olsun kardeşim. Sen bile bak hiç ya tanımıyorsun beni videolardan. Rica ederim.
videoları izleyip şey böyle yardımcı olmaya çalıştım. Keşke elimden gelseydi daha çok gezdirebilseydim. Allah razı olsun. Bu bile yeter bana. Evet, İndiğin yerden aldın, bineceğin yere getirdin. Çok sağ ol kardeşim. Evet, sen bir şey söyle Türkiye'deki kardeşlerine. Yani Türkiye'ye selamlar gönderiyorum. İran'a bekleriz her zaman. İran'ı gelip gezin. Bu arada Erdem'deki herkesin Türkçesi bu kardeşim gibi değil. Kardeşim çok Türk dizisi evet, izlediği evet, için evet. Bu kadar çizgi iyi Çizgi film falan çok izlemişsin. O yüzden öğrendim. Yani. Burası tam meydan değil mi? Burası ne? Çıkış meydanı. Çıkış meydanı. Astara ve Astara gidiş meydanı. Buradaki bir gece ot düştü Neistan'a. Ot düştü. Neistan ot düştü. Ve neydi ki beni niye yandıraysan? Beni niye ot deysan? Ve ben seni bir sebep otamıyorum. Neistan'a geceler yayındı her bak, yel çiyasar, neyler, Neistan bilersen dedi. Neyler çıkar ha neyler? Burada, gemiş. Gemişler. Tamam. Gemişler, bazı yerler gemiş çıkar, ora diyorlar Neistan. Orada ki yel düşer, o gemişlerden ses çıkar. Su çalarlar. Böyle bir ses çıkar neylerden. Dey bir gecə ot düşey o Neistana, Neistanı yandırey. Bəd neylər dey, bizə niyə ot vurdun, bizi niyə yandırdın? Dey, mən sizi belə... Səbəbsiz yandırmamışam. Hə, bir səbəb yandırmamışam. Neymiş səbəbi? Hə, siz... Dəvət vermiş. Biduni illət hay salıbsınız, məsələn, səs salıbsınız. Bimani. Bimani'ye ne derler buna? Anlamsız. Anlamı yok. Tamam. Ha, anlamsız. Ha, feryat çeşeysiz. O da sizi ben ot diyen mesela. Ondan yaptı. Ha, Farsi bir şehirdi. Güzel bir, ağır bir. Çok güzel bir manası var. Arayın. Ağzınıza sağlık. Yaptım. Şimdi burayı. Günaydın arkadaşlar. Erdebil'den hepinize selamlar. Daha doğrusu Erdebil değil de Keyran diye bir yerdeyim. Erdebil'e 30-40 kilometre bir yerdeyim. Böyle Azerbaycan sınırında. Şöyle tatlı bir evde kaldım. Böyle çok güzeldi. Kotsurfik'ten bir abiyle konuşmuştum. Söylemiştim ya size. Dedi ki benim Erdebil'de de evim var ama benim Heyran tarafında yazlığım var. Oraya gelmeni istiyorum. Buralar yemyeşil. Buraları gör dedi önce. Dün burada vakit geçirdik. Eğlendik, oturduk. Benim için şiirler okudular, şarkılar okudular. Bugün de Erdebil'i gezdirecek bana. Ve bir de kaynar sular falan varmış. Baksanıza yemyeşil arkadaşlar ya. Çok güzel. Kaynar sular falan varmış burada böyle. Kaplıca deriz ya biz hani. Onlara falan getirecek. Erdebil'deki türbeler kapalı ama benim için rica edecek. Açmalarını isteyecek. Çok güzel bir yer yapmış ya. İyi ki buraya geldim yani. Erdebil'e geldikten sonra taksiye bindim geldim buraya. Dedim bir üşeniyordum ama iyi ki gelmişim. Hem çok güzel ailesi var. Bugün onları da çekebilirsem çekeceğim. Şurayı da
kendini yapmış meditasyon için. Yukarıda meditasyon yapıyor, mum falan yakıyor. Öyle kaldığım evde buradaydı. Şimdi Erdebil'e gidiyoruz. Bu arada Erdebil'deki, yani inanılmaz bana yazdınız ilk videoma, ikinci videoma Erdebil'de ağırlarız Instagram'dan yazdınız. Hepiniz başımın tacısınız. Mükemmel yorumlar atıp bana özelden mutlaka, ya bana şunu dediler, ya öyle söyleyeyim, birkaç kişi benim vazifem Türkleri ağırlamak, sizi burada ağırlamak bizim vazifemiz. Estağfurullah yani, Allah razı olsun hepinize. Vattet abim de, bu abim çok güzel yapmış burayı ama ya. Couchsurfing'i nereden buldun dedim. Dedi bir arkadaşıma Fransız biri geldi. Ondan ben de öğrendim, öyle yaptım da. Abi çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Şimdi gezeceğiz biraz. Çok sevindim seni gördüm. Allah razı olsun abi. Yaxşı günler. İnşallah. Sana yaxşı seferler hazırlayacağım. Canımsın. Çok sağ ol. Bir şey söylemeyi unuttum. Sabah kahvaltı yaptık evde. Ben böyle tereyağı yemedim arkadaşlar. Bak böyle güzel tereyağı yemedim. Obadan almış Vattet abi. Harikaydı. Peynir de vardı böyle. Değişik bir peynir. Onu da obadan almış. Bir de bana söylüyordunuz. Salavan balığı ye mutlaka diye. Allah'ım tereyağıyla obal bu kadar mı güzel olur ya? Harikaydı ya. Size anlatamam yani. Bir tek kara helva kaldı. Onu da merkeze deneyeceğim. Kara helvayı demedim kahvaltılıklarda. Onu da merkeze yiyeceğim. Sınır. Ha, burası sınır. Mersin. Şu karşı dağlar Azerbaycan. Bak karşı dağlar Azerbaycan. Biz Mersin'den geliyoruz. Sınırdan gidiyor. O oradan Alem var Adaş. Aha, evet. Ona Mersin. O bizim diyor, ona. Vay. Azerbaycan dağlarında gördüm yani. Görünüşe. Ha. Sonra YouTube'a atıyor. YouTube'a. Çok güzel ya. Abi biz de orada kaldık, yattık kaldı. O benim evim. Neresi? O otel var, o Ağ. He, şurası. Beyazın Böğrü. Tamam, orası kaldığımız yer. Ha, oradan bir köy yapabilirsen. Sonra diyersen ki orası Azerbaycan'dı. Orada Astara'dı. Orada şurası deniz. Azerbaycan. Burası Azerbaycan, orada deniz, Hazar Denizi. Hazar Denizi. He, Astara orada. Astara orada. Ha. Yakın. Burası da İran. Burada İran, burası Heyran. 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 Çok güzel görünüyor yemyeşil. Bizim Türkiye'de ormanlar yanıyor biliyor musun? Yangın var Türkiye'de şu an. Ha, bilirim yanır. Bizim ne yazık ki şu an yakıyorlar ormanlarımızı, caniler. Çok güzel görünüyor ama burası da. Nazar değmesin. Çok güzeldi bura. Buradan geçiyoruz aşağı. Olay Aksay, sonra olay Astara, sonra Hazar Denizi. Orası Azerbaycan Cumhuriyeti'nin hatta dağlarıdır. Heran. Bunun da dalında çemler var. Çok manzaralı yerler var buran. Aşağılar gelirler orada. Burada aşağı görsenir. Bu orada aşağı görsenir. He, görürüm evler. He, onlar evler. Orada dağ aşağıydı. Çok güzel ama. Bu dağın da dalında Erdebil'di. Bak bu dağın dalında. Arkası Erdebil. He, arkası Erdebil. Şimdi oraya gidiyoruz zaten. Oraya gidiyoruz. Maşallah. Nereye geldik Vehtat abi? Buraya geldim. Menarcun buraya geldi. Ne yapıyoruz burada? Ne yapacağız? Burada meyve suyu içerim. Tüm ben veganım. Burada meyve suları. Evet, Vehtat abi vegan ama bana et aldı demin. Et yapacak. Buyur buyur. Bir limon tadı alıyorum ama diğerini anlamadım. Yerine göster. Göster he. Demin işlemimiz buydu değil mi? Şunu içmiş gibi arkadaşlar. Bu ne lan bu? Bilmiyorum bunu. Tadı tanıdık ama adını bilmiyorum. Şimdi elma içiyoruz. Güzel mi? Güzel. Of, elma güzel. Elma daha güzel. Çok güzel. Bura çarşı mı? Buralar. Bunlar desti sanayi. Sanayi destidi bura. Dükkan, mağaza, dükkan. İşte korona dolayısıyla Şey Sefi'nin türbesi kapalı. Doğru telaffuz ediyor değil mi? Şey Sefi. Kısaltılmış. Şey kapalı ama başka yerden girmeye çalışacağız. Şah İsmail'in mezarı da burada.
izin verirler mi vermezler mi bilmiyorum. Can şudur da Kerim Lütfi. O birisi kapıdan da. Yani gelmişken görmek ve size göstermek istiyorum. Çünkü Erdebil'e geldim. Ben Erdebil'e gelme sebeplerimden birkaç tanesinden biri türbeyi görmek. Arkadaşlar içeri girebildik. Sağ olsun. Abi çok teşekkür ederim. Çok memnun. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Çok mesela, eski. Mesela 400 yıllık taşlar vardı. Turlar vardı. 400. Bu bana 735 Gemare'de kurulup. 735. 735 Gemare'de indi 1400. 1400. Tam bu. Anladım. 700 yıldı. Yani 700 yıllık. Ha, bina kuruluptu. Burada yıl 1400 yılında şu an İran. Bizde yok, farklı. İndi 1400'üncü yaşıyor. Gemare ayında, Arap ayında. Tamam. Muharrem ayı var şimdi. Ha, Muharrem ayı. Muharrem ayı. Koronaya göre indi bağlıdır da kapılar. Kurumaya. Kapılar kapalı bağlıdır ama uçakla... Yüzümüze tamısı bağlıdır. Bağlı. Uçakla test yaptırıp aşı olup gelebiliyoruz. Ha. Ağay mühendis lütfelerdi. Heçesi koymazlar. Kapılıdır. Evet biliyorum. Normalde kapalı gerçekten. Sen çok sağ ol. Sen sağ olun. O bizi içeri aldı. Fiyat oldu. Ben anlıyorum seni. Anlıyorum ben. Öztürk'ümüzü danışalım. Evet, Öztürk'ün danış. Ben anlıyorum seni. Onlar da anlar seni. Başlayabilir arkadaş. Başta o. Bundan 700 yıl önce hanıgah olubdu. 700 yıl önce yapıldı. 700 yıl önce burada hanıgahıymış, Şeyh Safiyyəddinymiş. Şeyh Safi büyük ariflerden olubdu ki, çoxlu özünün tələbəsi müridi olubdu. Dərslər keçirmiş, mərasimlər olarmış. Amma bu naxşını qarrarcat yoxymış. Bunlar sonradan yapılmış. Yapılmış, sonradan yapılmış. Yani Şeyh Safiyyəddin İlxaniyan əsrində yaşayıbdı. Teymuriyan əsrində vəfat eləyibdi. Amma Şeyh Safiyyəddin vəfat eləyəndən sonra gətiriblər onun xanıqahının bağçasında dəfn eləyiblər. Dəfn etmişlər. Şeyh Safiyyəddinin məzarı o şurası sırada. Değil mi? Karşısı. Şeyh Safiyyəddin ki o oğlu Sadraddin adında gətirib atasın şurada dəfn eləyib. Atasının məzarının üstünə bu günbəz ki gələndə eşikdən gördüz. Güneş mi? Günbəz gördüm. Gördüm. Günbəzi gördüm. Kəlməsi üstündə yazıyor. Allah Allah. Günbətin üstündə demək ki günbəzdir. Sonra o sandıqda ki məzarının üstünə qoyulubdu. Onu da Sadraddin oğlu cürratdırır. Sadraddin şura ki Şeyh Safiyyəddinin qəbridir. Amma bu qabaqdakı qəbr məzar Şeyhin oğlu Sadraddin Musanındır. Şeyhin oğlunun qabridir. Bu da Şeyh Safiyyənin qabri. Bu da Şeyh Safiyyəddin, Sadraddinin torunu. Torunu mu? Şeyh İbrahim'di. Ama bu Şeyh Safiyyəddindən sonra bu xanıqahın böyüklüğü. Şeyh Safiyyəddindən sonra onun yetişəyi sülalələrinə. Atadan oğula. Atadan oğula. Büyükdən küçüyə. 6000-ci sülaləsi ki, ola nəsli. Nesli? Şah İsmail. Şah İsmail. Şah onun İsmail, da yan tarafta. Yok, o Şeyh yan tarafta altında Şah İsmail'in atası Şeyh Heydər dəfnidilər. Şeyh Safiyyəddinin 6000-ci ki nəsli ola Şah İsmail 200 il Şeyh Safiyyəddinin vəfatından sonra ayaq qoyub bu məkana. O əsrdə İranda birlik yox imiş. Mülk-ü təvaifi hakimləriymiş. İranda birlik yox imiş. Neçə yerə bölünmüş imiş. Evet. Hər ölkənin özünə görə şahı var imiş, hakimi var imiş. Şah İsmail dönemi İranda güzel bir dönemmiş, yaxşı bir dönemmiş Şah İsmail dönemi. Şah İsmail öz əsrində bəli, amma ondan öncə deyilmiş, tamam.
Şah İsmail ki gəlir bu məkanda xanıqahın böyüklüğün əlini alır, olay morşidir xanıqah. Onda cəmaət ki, bu hakimlər ki, var imiş, onların əlindən incəymişlər, Şah İsmailə burada mədəd yetirirlər, kömək eləyirlər ki, Şah İsmail... Kömək yardım, yardım eləyirlər. Ki, onların əleyhinə qalxa. Şah İsmail buradan qalxır, bu şəhərdən, bu məkandan, bu qiyamın İranın hər yerinə yayı. 13 yaşında özü də. 13 yaşında, çox Amma duydum. Amma 2 il bu qiyamından sonra İran cəmaatinin yardımı ilə eləyə bilir, Təbrizdə Ağqoynular hakimlərinə qələbə eləyə. Orada birlik hükümeti yaradı ki, öz babası, böyük babası Şeyx Səfiyyəddinin adını da qoyu dövlətinin üstünə. Olay Səfəviyan. Evet, Səfəviyan dövləti. Doğru, biliyorum. İranda çok, Türkler çok yaşadı İranda. Erdebil çok güzel bir şehir. Yani 3000 yıllık Türkçe danışıyorum, anlıyor musun evet, bilmiyorum ama. Anlıyorum. Ama konuşamıyorsun. 3000 yıllık bu geçmişe sahip. Evet. Şah İsmail öyle ki Səfəvi dövlətini qurur. 23 yıldə hakimiyyət edir. 23 yıl. 23 yıl. 38 yaşında vəfat edir. Şah İsmailin paytaxtı Təbriz olur. Sonra da paytaxtları Təbrizdən, sonra da aparır Qəzvinə, Qəzvindən sonra da İranın ortası İsfahan paytaxt olur. Ərdəbil heç vaxt Səfəvi əsrində paytaxt olmayıb, amma məqamı paytaxtdan durdu olubdu. İrfani paytaxt olub, dini paytaxt olub. Bir yer olub ki, bura çoxlu hürmət qoyarmışlar məqamın böyütmək üçün çoxlu bənalar bu şəhərdə tikirlər. Bu bəna günbəgün abaddaşı. Bu məkandakı görürsünüz, biraz da gözəlləndirirlər. Bu naxşlar zatdakı görürsünüz burada vardı. Bunlar Səfəvi dövlətində artırılıbdı. Hər Səfəvi şahı ki gəli iş istə, onun əmri ilə çoxlu burada bənalar artırılır, çoxlu naxşını qarlar gedilir. Amma bu duvarlardakı görürsünüz naxşını qarlar ki vardı, o sarılar ki görürsünüz, hamısı altın tozu ilə. Hepsi altın tozu. Gəc də yox, gəcin üstündə gətiriblər altın tozu ilə bu naxşları çəkiblər. Çox yaxşı duruyor. Amma bizim bir dənə də burada naxşımız var duvarda. Şeyx Səfiyyəddinə qəbrinin duvarında yapılıbdı. Ora amma qumaş üstündədir, parça üstündədir. Orada parça üstündə bu altın tozu ayrı bitki tozlarla gətiriblər, bu naxşları çəkiblər. Amma bu tərəflərdə gəc üstündədir, orada qumaş üstündədir. Özü 20 yaşında var imiş ki, Kəhrəlan kəndi var Ərdəbilin yaxınlığında. Orada dünyaya gəlibdir. Amma o irfani onda mənəviyyətlər ki olubdur. Həmişə istəyib ki, öz ustadını axtara tapa. Öz böyükün mürşidini tapa ki, gedir Şeyx Zahid Gilaninin mürşidlərindən olur. Anladım. Amma Şeyx Səfiyyəddinin dedim də sandıqçası ki görürsünüz, ya Şah İsmailin sandıqçası ki görürsünüz, gözəl sandıqçalar olubdur. Əlan Şah İsmailin sandıqçasının üstünə baxsınız, o ağlar ki var da bəyazlar. Evet, o bəyazlar hamısı filin dişindən olubdur. Filin dişindən, fil dişindən. Acı fil deyilir biz. Fil, anladım. Fil dişindənmiş bəyazlar. Hepsi çox özəl. Ona görə bura çoxlu deyəm də hürmət qayıl olub, çoxlu burada naxşlar, təzinat olubdur. Amma qapılar ki hələ görürsünüz, bu qapılar hamısı gümüşdən olubdur. Hepsi varaqları gümüşdən. Varaqları ki vardı, hamısı gümüşün varaqlarıdır. Çox təşəkkür edirəm. Burada iki dənə otaq var. Buyurun. Girin. Burada iki dənə otaq var ki, hamı otaqlardan eskidir. Bura deyilər şeyhin ya ibadət otaqlarından imiş, ya ibadət hanı yaşayış yerindən. Yaşayış. Məlumdur. Amma eski bir otaqlardandır ki, Şeyx Səfiyyəddin əsrində onun böyük oğlu Mühiyyəddin adında
vəfat edir. Gətirirlər onun 2000-ci otağında dəfn edirlər. Birinci ki, santıqsa keçirirsiniz, şeyhin oğlu Muhyəddindir. Çörü, bura olayım Muhyəddinin qəbri. Amma şeyhin vəfatından sonra onun ayrı ailələrindən həyat yoldaşı da ki, vəfat edir ki, öz ustadının qızı, Şeyx Zahid Gilanının da qızı yoxdur. Gətiriblər burada dəfn edirlər. 2000-ci qəbri. İkinci kardeşim. Şeyhin hayat yoldaşı Bibi Fatıma ya Şeyh Zahid'in ya Şeyh Cebrail'in kızı bağışı Şeyh Zahid'in kızı değil. Ama bu eşit ki burada dəfn olur. Sebep olur ki bura haramxana da adlana. Bura ona görə de ki haramxana deyirlər. Ama mimari ki burada, adı haramxana mı? Ama mimari ki burada görürsünüz İlhani mimarisidir. Evet. Ağzına sağlık ya, ellerin ağrımasın. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu olayı Darul Hafaz, yani Kur'an dersi veren yer olayı. Yer, mektep, burada, okul. Bəli, burada Kur'an ders verermişler. Ona göre o baylar burada yerleşende, bayanlar da gidip üstlerinde. Yukarı taraf, üst taraflarda. O imamlarda yerleşermişler. Yerimiz Çinxana salonu olubdur. Çinxana salonu bir məkan olubdur ki, iki qat məkandır. İki qat. Onun çölü qatı, əsli orijinal bənası 700 ilə gəldi. 700 il öncə bura mərasim məkanı olubdur, səma məkanı olubdur. İrfani o rəqslər burada yapılarmış. Amma onun İçəri qatı qeydi Səfəvi əsrinə. Səfəvi əsri dedi ki, bu içəri qatın artırı ilə bura Çinxana adlanır. Çinxana da ona görə adlanır ki, o hədiyələr, hədiyələr ki, Səfəvi şahlarına ayrı ölkənin şahları təqdim eləmişlər, hədiyə göndərərmişlər. Onları Səfəvi şahları, dedim də bura çoxlu hürmət qoyub, onları yollarmışlar Şeyx Səfəyəddin məzarı. O ətiqələrindən, o qabların çoxu burada üstə düzülüb. Buna görə ki, bu qabların da çoxu Çindən gəlmə qablardandır ki, biyazında ələn burada görəksiniz. Bunlar hamısı Çindən gəlmədi. Çinin şahları, Səfəvi şahlara göndərirlər. Bunların o, hədiyə mi göndərirlər? Bunların o bəli. Bunların o nəfisləri üstə tamaşaya düzəlinir. Bu rəflərin içində. Onların içində, rəfləri. Bu rəflərin içindəki tamaşaya düzülür. Səfəvi yani bunların şahlar... hepsi o dönəmdə raflı şunların bəli. İçindəymiş. Evet, arkadaşlar bak şunların hepsi, bu gördük bunlar hep onlar için yapılmış olan. O səbəb olur ki, bu Səfəvi şahlar ki, onların görüşləri zadi olanda o gətirəlmişlər o qonaqların bura. Ona görə bura Çinxana adlanır. Çinxana. Çinxana. Sonra onlar o görüşlərdə o çini qabları üçlərdə görürlər. Ona görə bura deyirlər Çinxana. Çinxana. Çox güzəl. Çox yaxşı. Bu modu məkanımız vardı İranda ayrı yerlərdə, başqa yerlərdə. İsfahanda varımızdı. Amma İsfahanda bilməyəm gedibsiz ya yox. Gittim ama adı ne İsfahandakinin? İsfahanda deyirlər musiqi otağı. Gitmedim oraya. Oraya 6000-ci təbəqəsində bir tane otaq var, buna bənzi. Aynı, bənziyor. Bənzi. Amma orada demirlər qab saxlarmışlar. Orada da deyirlər ki, şərqçilər orada musiqi çalarmışlar, səs eko olarmış. Eko, anladım. O eko olmağına görə ora deyirlər musiqi otağı. Tamam, ora biraz adı farklı, buranın farklı. Varımızdı yine başka yerler. Qəzvində varımızdı, şimalda varımızdı. Ama burada, dedim de, bura ama Çinxana adlanıbdı. Ama Səfəvi dövründen sonra ayrı dövrələrdə bu şəhərə baha qoymaylar. Başqa hakimlər, hakimiyyətlər ki, iş üstə gəlir, istəyirlər Səfəvilərin adın İran cəmaatin zehnindən yuyub çıxardılar, bu şəhri buraxırlar öz başına. Bu səbəb olur ki, bu şəhər günbəgün aradan gedir. Səfəvi abidələr beynindən gedir, məhv olur. Ya bu məkanı ki görürsünüz,
bala bala kiçili. Hey balacalanı balacalanı. Kütülüyor. Ve bu aylan ki görürsünüz, bu məsahətdə qalıbdır. En son bu halde kaldı. Bu da ki təmirat olur. Neçə ildirlərdi ki, dövlətin miras fərhənginin əliyindən təmiratı yolunu. Elan buranın ki görürsünüz, dami. O pəncərələrdən yuxarıya, camlardan yuxarıya, uçmuş. Vah. Bu 50 il bundan qabaq. 50 yıl önce, 50 yıl önce uçmuştu. Burası tazadan yapılıbdı. Ama naxşlar ki üstünde var imiş, da bunlar hala yapılmayıbdı. Bura koruma altında, UNESCO tarafından. Evet. Arkadaşlar bu Şah İsmail'in Şah İsmail anasının da türbesi varmış. Sonradan ki uçağı gitmiş. Burada Şah gitmiş. İsmail'in annesi yatıyor. Şeyh Safi'nin Safi'nin türbesi. Şu arka tarafta da Şah İsmail'in. Şurada Şah İsmail'di. Hani. Onun arkında. Buradan görünür mü? Bəli. Tamam oradan. O da haramxana. Haramxana. 10 tane kabir vardı şeyhin ailesinin. Ah, tamam. Ağzına sağlık. Ellerine ağrısın. İyi günler. Sağ olasın. Şah İsmail Türbesi'ni de göstereyim size görebilirsem. Şu ortadaki Şah İsmail Türbesi de. Burası arkadaşlar. Haram Pana maharimleri, mehremleri şeyhin. Annesi, bacısı filanı. Hepsi burada. Orada şehitgaha. Şehitler. Şehitgah deyince çaldıran sizle tamam. Bizim aramızda. Yüz vermişti tarihte, məntəqeyi Çaldıranda. Çaldıran Van'ın bu tarafında, bizim Urmiyanın o tarafında. Çaldıranda. O zəncirin şəhidgahları şəhidlərin gətirib burada. Basdırırıq. 2500 tane çok mezar varmış burada. Çok mezar varmış. 2500 tane mezar bulundu. Pəhləvi dövləsindən bir yana huzurluqdur. Orayı da şöyle bir göstereyim size. Arkadaşlar Azerbaycan Türkçesiyle anlattı abi ama ben bunları altyazı ekleyeceğim. Ben biraz internetten okumuştum, araştırmıştım ama ben anlatmak istemedim size. Birisinin anlatmasını daha faydalı ve sağlıklı buldum. Çünkü çok Azerbaycan'dan ve İran'dan izleyenler var beni. Türkiye'deki arkadaşlarım için de birkaç arkadaşımla görüşüp bunları altyazı ekleyeceğim inşallah. Tek dileğim bu. Ama eklemesen bile az çok anlaşılıyor yani, anlıyorsun. Ben anladım. İran'da olduğum için bilmiyorum ama ben anladım. Bunların hepsi mezar arkadaşlar. Burayı gördüğüm için çok şanslıyım. Erdebil'e gelme amaçlarımdan bir tanesi burasıydı. Bu video uzun olacak. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Yarısına geldiniz gerçi ama. Burayı gördüğüm için çok şanslıyım. Azerbaycan'daki kardeşlerime, buradaki kardeşlerime de burayı görmek isteyip de göremeyen kardeşlerime benim bir şeyim olsun böyle. Göstermiş olayım. Hediyem olsun. Adı nedir buranın adı? Şeyh'in Kabağı. Caddesi. Şeyh'in Caddesi. Şeyh'in Caddesi. Abi çok teşekkür ederim sana da ya. Oraya girebildik vallahi sağ çok. Ol. Sen olmasan herhalde giremeyebilirdim. Sağ ol, sağ ol. Allah et. Ne senin mi bu? Bu kadar bir sen. Testine ha. Düşme. Erbiye de alırsan bir zahmet. O nedir o attığı? Tamam. Tarçın mı attı? Ha Erbiye. Tamam. O çok yemeli. Ben şimdi anlarım tabii. Çok arkadaşlar bu. Sağ ol. Çok sağ ol. Allah'ın namı. Sizin hala şey. Kara helva. Sadece Erdebil'e özel bir helva bu. Kara helva. Çok yemeli. Güzel. Çok yemeli. Çok lezzetli. Sağ ol. Sadece Erdebil'de var değil mi? Ha? Sadece Erdebil'de. Sadece Erdebil'de. Üstüne susam attı. Bu da bakayım. Baharat ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu Adliye. İstilik. Bu da küncüt. Bu susam onu biliyorum. Çok lezzetli. Çok tatlı.
Tatlı. Tatlı çok da ama çok ağır değil. Kere ile geldiler, kere, doşap. Kere ile doşapla, unla, bıgdın. Kere ne, irmik mi? Kere çiğ yedik ha. Tereyağı, sarıyağı, tereyağı. Kere ile doşap. Süt, tereyağı, süt. Süt, bir de rahatla. İrmik, irmik. Bıgdanın, bıgda. Bıgdan. Bıgda. İrmik işte bizde irmik. Kere pişirirler o. Bıgdanı koyuyorlar cöveri, onun göğüyle pişirirler. Göğüyle. Göğüyle. Tamam, ben eğer doğru söylemiyorsam altına yazacağım neyle yaptıklarını. Ama ben süt, tereyağı, irmik diye biliyorum. Benim arkadaşım. Hoş gördük, selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah şükür, Allah'a selam ettim. Güzel zamanı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şükür olsun Allah'a. Amin. Yok. Ben de buradan. Orada oğlum eşyalı apardı. Nereden iyiydi? Türkiye'ye giderken alacağım. Çaçma ne düştüm bana da. Çaçma ne? Türkiye'ye giderken. Onun bir ağırlığı yok ki. Ne? Ya Zafran, ben senin anı alayım. Tamam. Anneme. Annova. Annova. Tamam. Safran. Ana. Bunu çöp. Ne söyledi? Ben aldım onu. Safran. Ola bir cilem, yarım cilem, bir miskal. 17'den var 65 eğit. O. Allah. O Allah pardon. 65. Bu da alıca. Tamam. Bir tane isteyen bundan. O ne sen? Bu rahledi 35 mi? Çok güzel. Ver onu. Ver. Çok güzeldi. Bu da rengi, tami, mezeci. Kapı da geçer. Anne bak, kapı bunu de. Vahdet abi sana hediye alıyor. Safran bizim da selamet gibi istiyor oradan Allah'tan. Sizin hamurunuz. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Safran çok pahalı. Aa, sanır. Anam. Allah razı olsun. Anneme aldın. Anne getireceğim bunu sana. İnşallah, inşallah. Bunu yemeklere katıyorlar. Aha. Her şeye katıyorlar. Aha, her şeye. Cüceye. Çaya. Böyle kırmızı olduğuna bakmayın. Onu çay içimin demleyip de çayla. Ama bu su vurunca sarı oluyor değil mi? Ha, sarı oluyor. Sarı oluyor su vurunca. 73-11. Ha. Çok saç bana akıl verir. 100 bin var. 100 bin, 300 bin. Nerede sen? 500 de versin verir. 200 var. 200 bin. Kim var? 73-11. Ey maşallah. Ya Allah. Burayı gösterecek burayı dedi. Çekeyim. Erdebil'in en yakışı adamla insanlarından biriydi bu. Maşallah. En heyrka. Ama Erdebil'de ben tanıdığım herkes çok yakışı ya. Ha, bu en yakışı. Erdebil yakışı. Yakışı gerçekten çok yakışı. Benim dostum değil. İstanbul. Yok, Samsun bilirsin. Samsun. Ha, Samsun. Karadeniz. Ha, Karadeniz, maşallah. Ben Karadeniz'de yüzmüşüm. Yüzmüşsen? Ha. Çok güzel. Kilyos'ta. Kilyos'ta. Maşallah. İstanbul'dan Sarıyer, Kilyos. Evet, doğru. Dağdan Enduh. Kaç sene evvel? Kaç sene evvel? Kaç yıl önce? 5 yıl, 10 yıl. 10 yıl bundan. 10 yıl önce. 10 yıl önce. Maşallah. Ha, Karadeniz'de yüzmüşen. Yüzmüşen. Çok güzel ya. Azat'ta, Ege'den, Marmara'da. Marmara'da, Ege'de. Çok güzel ya. Yüzmüşen. Sen orada İstanbul'da. Türkiye'yi dolandın. Büyük ada. Büyük ada. Ha. Aa, maşallah. Ha. Türkiye'yi dolandın sen Kuş o zaman. Adası. Çok iyi. Aydın'da, Kuşadası, Aydın'da. Ben gedende orada Taksim Meydanı'na gidiyordum. Şişli'ye gidiyordum, Şişli. Beyoğlu. Vay. İstiklal Beyoğlu. Orada kabaralara, kaffalara gidiyordum. Deniz Kazinosu'na gidiyordum. Deniz Kazinosu'na. Çiçekler Pazarı'na. Çiçek Pazarı'na. Müslümansan sen, ben buraydım. Hiçbir şey olmaz. Çok geçmişim İstanbul'a. Çok geçmişim. Buradan Atika aparardım oraya. Oradan kızıl su getirerdim. Buradan oraya? İzmir'e gelirdi. İzmir'e. Alman suyu, kızıl suyu. Oradan buraya getiriyordun? Getirdim İran'a. Burada İran'da satıyor muydun? Satıyordum. Pul kazanıyordum. Para kazanıyordum. Para kazanıyordum. Güzel, çok güzel. Evet. Çok güzelmiş bunlar. Çok güzel. Bunlar
Erdebili'nin el işleridir. Ve kadim. Yani işleri kadim. Çok eski. 200 yıl, 300 yıl önce. 100 yıl. El işi mi? Elle mi yaptılar? Elle yaptılar. Elle yaptılar. Bunlar elle yaptılar. Bunlar kızıl suyu. Kızıl suyu. Kızıl suyu. Çok güzel ama çok yakışıyor duruyorlar. Sağ ol. Ha. Çok sağ ol. Ben biz Türkçeni çok seviyoruz. Biz de sizleri söylüyorum. Çok seviyoruz. Mahsusen, mahsusen Azerbaycan'ın cenginde, davasında, muharebesinde Erdoğan kömeyledi. Biz de Erdoğan'dan çok razıyız. Hala sizler razı olmasak biz razıyız. Olsun. İslam cerrahlığa göre siz razıyız. Biz İslam cerrahlığın koyuyoruz kırağa. İslamlığın koyuyoruz kırağa. Yani özü Azerbaycan'a kömek. Biz de Azerbaycan'ız, biz de Türk. Şimdi Azerbaycan da Türkiye'ye kömek eğiliyor. Yangın var ya, Azerbaycan kömek eğiliyor bize. Yardım ediyor. Biz de burada tezahürat eledik. Erdoğan'a mı? Azerbaycan'dan himayet eledik. Himayet eledik. Himayet eledik Azerbaycan'dan. Burada hükümetimiz dahi bize bir şey demedi ve kömeğin Ermenistan'dan kesti. Kesti. Kömeğiydi. Ay koymadım. Yolları bağlı. İran mı kömek eyledi? İran Ermenistan'a kömek eyledi. Sonra burada... Koymadı, olmadı. Olm yapmadılar. Ha, koymadık, biz koymadık. Merzileri bağladılar bizim cavanlarımız. Koymadı buradan ona Ermenilere kömek edin. Ermenilerden bizim hoşumuz gelmez. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Gelin bana naharı konağı olun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çok sağ ol. Yaşak konağı ile ben. Allah razı olsun. Hoda hafız. Hoda hafız. Hoda hafız. Yaşayın. Hoda hafız. Neler söyledi neler? Allah da. Çöreklere bak çöreklere. Sıcacık şu an dizlerim yanıyor. Ha. Eve gidiyoruz. Değil mi eve gidiyoruz? Çorba yiyelim. Ay dur şey altta yoğurt var. Çorba ne çorbasıydı? Çorba nohut çorbası. Nohut çorbası. Erdebil'de çok meşhurmuş. Çok ha. Yiyorlarmış. Benim için özel sabah. Bak sabah dolapta et varmış. Demiş ki hanım abla aradı eşi Verden abinin. Dedi ki et var dedi evde Verden abi. Dedi o donmuş olmaz taze al dedi. Taze aldılar benim için ve Vettad abim vegan ya Allah razı olsun. Erdebil beni çok güzel ağırlıyor abi çok sağ ol vallahi ya. Sağ ol. İnsanlar çok sıcak, çok güler yüzlü, çok böyle hepsi diyor ki konağım ol. Sana diyor ki bir gün de bende kalsın da bir gün ben gezdireyim onu, bir gün ben gezdireyim. Vallahi inanılmaz mutluyum ya. Bacaklarım da yandı ama. Sizi çekebilir miyim? Ha, sizi mi çekiyor? Ya. Ya bir şey olmaz. Bu adı nedir bunun? Çorba. Çorba. Yok, dizi. Ben İran'dan dizi yedim, dizi tamam ya. Yedim. Dizi. Ha, dizi. Böyle ezilecek. Ha kuzu eti. Gel, ha dizi. Ha. Çok teşekkür ama ederim. Ama eti başka gelecek. Başka getireceğim. Ha. Onu da gösteririm ben. Onu da göstereyim. Ne sorayım? Sana sorayım. Selam. Bu da adı ne bunun? Nohut. Nohut. Nohut ve et değil mi? Evet. Kuzu et. Domates var. Domates var. Erik var. Şu değil mi erik? Evet. Bunu da ilk defa yiyeceğim şimdi. Soğan var. Işte. Ha bu dizin içi mi bu? Evet. Tamam bu ezmeyeceğiz. Biz kendimiz dizin içi böyle oluyormuş ya. Aa, evet doğru. Teşekkür ederim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Sağ olun. Sağ. Çok tatlı. Kardeşim. Afiyet olsun. Benzemiyor mu Türk artistlerine? Bence benziyor. Sağ ol. Benden de göçtü bu. Gel gel halası olsun ben yani. Terlik oh. Alayım mı? Ya benim. Ne? Arkadaşlar ben burası Sarayın mıydı? Sarayın. Abi gel ne kalmış poli. Sarayın diye bir şehre geldim. Geldim kavga milletten tuhaf elen mahal. Erdebil'e 20 dakika 30 dakika falan böyle yarım 30 kilometre. Türkiye'den geldi bak abi. Burada kaplıcalar var. Doğal sular var böyle. Kaynar sular. Dedim onları da göreyim size de göstereyim istedim. Biz avcıyanlı kalmış oluyoruz. Zaman yüksek edersen neden bu tuğur bu? Bilmiyordu. Tamam. Çok mersi. Şimdi olsa yemen orada. Tamam çok sağ ol. Tamam. Tamam anladım. Yerden su çıkıyormuş. Doğal kaynak suyu burası. Şurası zaten kabarıyor. Bizde de var çok. Afyon tarafında işte Bitlis'in dağlarında vesaire.
burayı göreyim istedim size. Göstereyim istedim. Buraya giriş paralı. Yani paralı dediğim de. Selam, selam. Selam. Film götüren. He. Türkiye'den geldi. İyiyim, sen nasılsın? Merhaba abi. Ya ben dolanacağım. Emza camlısı. Ya şey. Ya sağ ol, Allah yok, sağ ol. Şöyle sarayın. Arkadaşlar, konuşacağım da konuşamıyorum ki, konuşturuyorlar beni sürekli. Şöyle bir yer, şimdi şehri de gezeceğim ben size. Böyle çok var burada, oteller falan da var ama burası Covid'den dolayı otellerde kalman gerekerek geliyorsun. Burası alıyor ama direkt. Çok ucuz ama girişi. Yanlış görmediysem bana para verdirtmiyor burada o Vahdet abi. O gitti dolanıyor biraz, ben tek geziyorum. 5-6 TL falan verdi yanlış görmediysem eğer. Göstereyim isterim. O yerde bile gelirseniz buraya da gelebilirsiniz yani. Bu Sarhan şehrine çok yakın. 20 dakika 25 dakika arabayla varıyorsunuz. Şifalı su diye şey yapıyorlar bunlar. Ama bu sıcak havada bu sıcak suya nasıl giriyorlar şaşırıyorum vallahi. Bilmiyorum ki. Ben Türkiye'den geliyorum. Türkiye'den? He. Türkiye'de Samsun'u biliyor musun? Samsun. He. Ankara'yı biliyor musun? Ankara'yı biliyorum. İstanbul'u biliyorsun değil mi sadece? İstanbul'a. Tamam. Oraya 8-9 saat. 8-9 saat. Aynen. Sıcak mı su? Aa. Oo, çok sıcak ya. Ali. Hava da sıcak. Hava da sıcak. Hava da sıcak. O da sıcak. Şifalı su he, kaynar su. Kaynar su. Ben yatışım sen. Ben yok. Yok, düşmeyecek. Yaman Ali. Belki sonra, belki sonra, sonra belki. Çok sıcak ya. Neyle döküyorsun? Hal mi de abi? Tamam, sıcak. Sıcak. Hava da sıcak. Yok hava da. Kavya da. Doğal su, doğal kaynar suyu, kaynak suyu. Biz şey deriz, kaplıca deriz. Tabiydi. He. Yani düş burada üzgünen. Tamam. Al veriyor. Nisan, nis. Okeydi, okey. Okey. Buyur. Tamam, sen de al. Sen. Ben atlanın. Ben atla. Bak sen niye atlamıyorsun? Ben yok, ben belki sonra. Atsan sonra. Ana kalıba, kamil. Gelecek, alaçıkta bir tane. Çam yiyecek, çamdan sonra gelecek. Şort yok bir de, şimdi şortum yok. Şortun mant kaldım verir sana. Yok, sağ ol. Yok. Yok, yok Allah'a. Yok. Yok. Bak, atla. Tamam, söyleyeceğim atla. Sağ ol. Sağ ol. İsmin ne, adın ne? Adım. He. Adım Mustafa. Mustafa, benim de Uğur. Uğur. Benim adım Uğur. Evet. Çok memnun. O da hafız. Sağ olasın. Sağ olasın. Bunlar yöresel çalgılar değil mi? Azerbaycan çalgıları bunlar. Azerbaycan Bakü çalgıları. Adı nedir ismin? Gabal. Gabal. Bu darbuka mı bu da? Ne sizde adı? Bunlar timho. Timho. Timho zem. Aa, taş bu. Taş. Şerden taş. Ha, şunun adı nedir? Setar. Setar. Çok sağ ol. Çok memnun. Sağ ol. Beyamza. Bunlar hoş gördük. Allah razı olsun. Seni yaşayarsan. Allah. Ha, denetçi. Bu nedir? Adı nedir? Bu biz buna diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Süz değil, süz döner kebap. Döner kebap bu. Döner kebap bu, döner macunudur. Ha, dönerin macunu. Döner macunu. İçinde püstüş, badam, girdekan.
Koz, fındık, her ne var? Antep, fındık, fıstık, her şey var. Ballandı. Bal da var ha. Bal, şirinlik, just ballandı. Çok çok da. Çok lezzetli. Hoş gelipsiz bizim. Çok hoş bulduk. Şehrimize. Türküş'ten teşrif çektim. Türkiye'den ha, Türkiye'den geldi. Çok çok hoş geldin. Çok lezzetli, sağ ol, Allah razı olsun. Öz tükanız değil, her ne istesiniz, soğukatı için gift. Gift, hanıvada için apara bilirsiniz. Bunlar 10 ay. Bir şey olmaz. Frizsiz. Frizle 2 yıl. 10 ay dolapsız, buzdolapsız. Dolaplı 2 yıl dayanır, sağlam. Bir şey olmaz. Bıdır. Bunlar da şey Türküş lokumudur. Hı, biliyorum onu, bilirim. Vitildi Türküş lokumudur. Şu da soğan. Bunlar soğan. 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 Onu denedim. Soğan. Tamam. Bunlar da mercun. En güzel mercun. Çok bu ya. Sen ağzı şirin ile. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Seni sağ olasa. Seni yaşayasa. Bunlar hamısı mercun. 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 Hamısı da birbirinden aynı benziyor. Fark edildi. Farklı diyor. Bunlar da Erdebil'in kara halvası. Onu değil. Yedim. Kara halvası. Taze yedim. Bu mezun ile Türküş mezun. O da var Türkiye'de Türküş var. Türküş değil. Bizimki de Türküş'ten gelir. Bunlar da vardı. İsvahan. İran. İsvahan Gez'di. Nedir bunun adı? Gez. 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 Testiler. Çok az ver. Çok az. Bunlar da Cezencebil. Bir de balmandı şirinliği. Cezdir. Ceviz var üstünde, içinde. Ha, cevizdir. İçinde, üstünde de cevizdir. Bu da güzel. Senin nuşu canın olsun. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Kurban ben dolanıyorum biraz. Öz tükanındı. Allah razı olsun. Nice to meet you. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hoş bahten mi? Hoş gördük. Hoş gördük. Heh. Allah razı olsun. O da hafız. Çok sağ ol. Have a great day. Thank you. Kardeşlerim ya. Bunun adı nedir ya bunun? İsmi nedir ismi? Verme verme. Bövüç. Bövüç. Verme verme. Halvası değil. Bövüç Türkiye'de ne derler? Habit. Salça mı ne bu ya? Bilmiyorum. İçinde de koz. İçinde de ceviz var. Cevizdi. Baldi. Şişmiş. Cevizdi. Baldi. Fındık var. Ceviz var. Fındık var. Ceviz var. Bal var. Havuç da havuç. 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 Uzun, havuç. Havuç. Havuç da he tamam. Havuç. Havuç. Çok sağ ol. Nuşa canım olsun. Sağ ol. Hoşça sen kal. Sağ Allah razı olsun. Lan kurban olayım ya. Arkadaşlar ben kalacağım yere geldim. Şimdi bu Bahtı abinin biraz durumu iyi. İşte yazlığı var, Erdebil'de evi var, Türkiye Ankara'da evi var. Sarayn, burası Sarayn, ben yanlış söylüyorum, Sarayn'de evi var. Buraya gelmişken dedi ki sen burada kal bugün, tek başına kalmak istersin belki dedi. Ben de akşam geleceğim dedi, şimdi işim var dedi. Beni eve bıraktı gitti. Ben bugün burada kalacağım. Dayalı döşeli, her evce dayalı döşeli maşallah. Şurada uyurum herhalde. Banyosu, tuvaleti. Bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım sevdiniz. Umarım hoşunuza gitti. Şu ana kadar izleyen varsa da vallahi öpüyorum gözlerinden. Beğenip abone olmayı, en önemlisi de yorum atmayı unutmayın. Şimdi benim birkaç biraz edit yapmam lazım. Burada internet büyük sıkıntı. Söylemiştim zaten. Hadi internet iyi diyelim. İnternet zaten yavaş. Hadi biraz iyi internet buldum diyelim. YouTube'a video yükleyecek. YouTube'a girişte sıkıntı. Yani VPN ile hallediyorum her şeyi. Haftada 2 video yüklemeye çalışıyorum. Bazen haftada 1'e düşerse anlayın ki internet bulamadım. Çok kötü oldu internet. Ondan dolayı yükleyemedim. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videoda inşallah bir obaya gideceğiz. Araştıracağım şimdi. İnşallah bir obaya çıkaracağım sizi. Hoşçakalın.